Herkese merhabalar, Cities Skylines 2'ye hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biraz vakit aldı arkadaşlar tekrar geri dönmem. Çünkü Ramazan'dan dolayı sağa sola gitmek, işte yemeğe gitmek, iftara gitmek biraz vaktimi aldı. Sadece akşamları video çekebildiğim için biraz video çekememiştim. Tekrar döndüm. Arkadaşlar en son hatırlarsanız şuraya bir merkezi bir tren istasyonu yapmıştık. Hatırlarsanız. Burası bayağı güzel oldu. Yalnız birkaç bir şeyi değiştirdim. Şuradaki Avrupa tarzı olan binaları böyle sıralı bina yaptım. Avrupa tarzı için daha farklı bir yer yaparız diye düşündüm. Ve dekorasyonlarını da bitirdim arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim. Şöyle hemen yakınlaştırayım. Şuraya şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Bayağı benim hoşuma gitti. Yani şu arası böyle sıralı ağaçların olduğu bir yer yaptım buraya. Yine dediğim gibi şurada yaptığım şeyi, şuradaki muhabbeti burada da biraz yaptım. Bence çok güzel gözüküyor yani şöyle şehire baktığınız zaman gerçekten yani şu dekorasyonlar göze batıyor, güzel gözüküyor yani. Sonra başka ne yaptım? O şurayı yapmamıştık videoda. Burayı da videodan sonra tamamladım. Demiştim şuraya bir kafe yapacağım. İşte şuraya da bir dekorasyon yapacağım diye. Arkadaşlar dekorasyonu yaptım. Şuraya bir kafe gibi bir yer yaptım küçük. İşte şurada işte çeşmesi var. İşte satıcılar var burada. İşte kitap satıyorlar, ayakkabı satıyorlar. ATM'lerimiz var. İşte burada makinelerimiz var. İşte şuraya iki çardak koydum. İşte şurada Comics diye bir yer var. İşte burası hem kafe hem burada dergi satıyormuş gibi düşündüm. Buraya böyle bir kafe tarzı bir yer yaptım. Bence çok güzel oldu. Hatta mükemmel gözüküyor abi. Şöyle şehirden hemen insanları da keşke şuradan yol yapmış olsaydım. İnsanlar da buralarda işte yemeklerini yiyor falan gibi olsaymış çok daha güzel olurmuş tabi ama tabi öyle bir seçeneğimiz yok şu anda. Bayağı bir insan kullanıyor bu arada tren istasyonu. Bayağı güzel. Sonra şuraya da arkadaşlar şöyle bir dekorasyon yaptım. Buraya yolu koydum, yaya yolu koydum ki hani burası işte insanlar burada çalışıyormuş gibi gözüksün istedim bir tık. İşte buralarda ya burası gerçi yolcu tren istasyonu ama hani yine de bir dekorasyon yapmak istedim. Özellikle böyle ağaçları götürüp getiriyorlarmış gibi düşündüm. Kütükleri işte burada kum var, taş var, işte kömür var, çöp var. Bunları burada taşıyorlar, konteynerler var işte. Trenlerle taşıyorlar gibi düşündüm. Tabii bunu biraz daha böyle ne denir kargo istasyonunun olduğu bir bölgeye yapılsaydı büyük ihtimal daha güzel gözükürdü. Sonra arkadaşlar şöyle işte çalılarla kenarlarını bitirdim. Böyle çok mükemmel gözüküyor bence. Aynen abi şurası çok güzel. Arkadaşlar şimdi şundan da bahsedelim. Paradox demiştim duyuru yapacak diye. Yaptılar arkadaşlar. Hemen şöyle bir açayım. Arkadaşlar şimdi Alemanlar duyuru yaptı. 25'inde yani yarın. Bugün 24'ü. Yarın büyük ihtimal yetiştirmeye çalışacağım videoyu. Umarım yetişir. Video ile birlikte büyük ihtimal yeni videoyu da çekmiş olurum güncelleme ile birlikte. Ama ondan önce şöyle bir bahsedelim. Yeni DLC geliyor arkadaşlar ve mod yapımı geliyor. Bir de radyo DLC'si geliyor. Yani hemen şöyle bir inceleyelim. Ondan sonra kendi fikrimi söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar gelecek olan DLC Beach Properties ve Modding diye bir duyuru yaptılar. Şurada da gördüğünüz gibi bir duyuru. Ben pek sevmedim. Niye hemen onu söyleyeceğim. Arkadaşlar videosunda bu DLC'nin videosunda 30 tane bina diyordu. Tabii ki de öyle değil. 10 tane bina ama 3 leveli var. Yani 30 binaya denk geliyor. 10 tane Amerika, Kuzey Amerika, 10 tane Avrupa tarzı bina geliyor. 6 tane özel signature binalarından geliyor ve 4 tane palmiye ağacı geliyor arkadaşlar. Yani bunu gerçekten gördüğüm zaman yani güldüm gerçekten güldüm ya. 4 tane palmiye ağacı. Yani bu elemanlar bu oyun çıktığından beri ne yapmışlar arkadaşlar? Gerçekten ben bunu şaşırıyorum ve fiyatı da çok saçma. 10 dolar. Radyoda herhalde yine bir 5 dolar mı? Radyonun tam ne kadar olduğunu hatırlamıyorum ama bu DLC arkadaşlar 10 dolar. 70 tane aset var içinde. 26 tane bina var ve 4 tane palmiye ağacı var ve 10 dolar. Oyun zaten indirimle 26-27 dolara denk geliyor.
Yani bunu ben çok saçma buldum. Almayabilirim. Yani onu belirteyim. Palmiye ağacını çok seviyorum ama şöyle bir şey var. Şimdi mod yapımı da çıkacak arkadaşlar ama beta. Öncelikle onu söyleyeyim. Beta olacak. Yani o büyük ihtimal bayağı bir hatalarla olacak ama yine de mod geliyor olması da güzel bir şey. Ben şöyle düşündüm arkadaşlar. Şimdi bu elemanları bu DLC'sini almak yerine modcuların güzel güzel binalar yapmalarını bekleyelim diye düşünüyorum. Çünkü birinci oyunda da öyle oldu. Bir sürü bina eklediler mod yapımcıları. Çok güzel parklar işte, yollar. Aklınıza ne gelirse bir sürü şey eklemişlerdi yani. O yüzden öyle düşündüm ben. Modlarla birlikte bir şeyler yapalım bence. Bu DLC benim dediğim gibi pek hoşuma gitmedi. Alabilirim de bilmiyorum. Yani içerik olması açısından alınabilir aslında. Şöyle bir şey var. Burada arkadaşlar Modern Architecture Urban Promenades diye bir şey var. Ve bir tane daha radyo var. Bunlar aslında modlarla birlikte gelecekti diye hatırlıyorum. Yani bunu biraz ertelemiş oldular. Aslında gelmesi gereken olay buydu. Çok garip yani, bunu ileriye aldılar. Ve şuradaki mesela Q2 diyor, Q4 diyor, Q3'te niye hiçbir şey yok? Yani hiçbir şey yapmayacaklar acaba? Onda ben şaşırdım açıkçası. Yani burada da gözüktüğü gibi, yani şurada şeyler de, oyunu yapanlar da böyle şey çektiler arkadaşlar. Modlar nasıl çalışıyor falan diye. Onlara da sizler bakabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi bu videoda ne yapacağız? Bu videoda şöyle bir şey düşündüm. Endüstri bölgesi yapalım diyorum. Büyük ihtimal biraz uzak bir yere yapmaya çalışacağım. Hemen şöyle açalım. Şuradan Legacy Flavor'ımı kapatayım. Hemen bakalım hava kirliliği nereye doğru gidiyor. Ona göre bir yer seçelim. Şuraydı sanırım, aynen burası. O abi. Şurada bir yer var. Burası var. Tabi burası biraz daha sahil kenarına gidiyor. Burası biraz sıkıntı. Şu kısım olabilir. Yani burası direkt şeye gidiyor. Haritanın dışına gidiyor. Burası olabilir. Aslında şurası sanki iyi olur gibi. Çünkü tren hatlarımız da hazır var burada. Aynen abi. Sadece biraz şurada rüzgarlar böyle şu tarafa doğru gidiyor. O biraz sıkıntı olabilir. Ama şurada ağır bir rüzgar yok yani. Buradan çok fazla şehre gideceğini düşünmüyorum. Yani burası olabilir. Aynen. İşte buraya bir endüstriye başlayalım. Öncelikle tabii yollara ihtiyacımız var. O yüzden şöyle başlayacağım arkadaşlar. Şuradan bir hemen yollarımızı alalım. Şuraya bir yer çekelim hızlıca. Aynı aralıkta büyük ihtimal. Şöyle rastgele çekeceğim şimdilik. Sonra ayarlarız burayı. Büyük ihtimal zaten buradan da bir şehre bağlantı, iki tane şehre bağlantı da yaparız. Çünkü dediğim gibi bir yer olduğu zaman bayağı bir şeye birikiyor. İnsan birikiyor tek bir yere. Şöyle ikisinin arasından geçirtelim. Tellere bir daha uğraşmayalım. Yani şöyle gelse bizim için iyi olur. Şöyle biraz da şehre de alan bırakmış oluruz. Şöyle bir yerde bırakabiliriz. Yani burası iyi gibi sanki. Yani şimdi şu kısmını ayarlayalım. Burayı nasıl yapsak şimdi? Önce tabii bir durduralım abi. Şuraları bir yıkalım. Biraz burayı yıkacağım. Böyle şimdi tekrar yolumuzu alalım. Önce bir yolu şuradan direkt şöyle bağlamak istiyorum. Şuraya. Aynen. Bu yolu da aynı şekilde şöyle. Tabii burası biraz, şurası eğimli başlattığımız için burası biraz absürt bağlandı. Şöyle tekrar bağlayalım, sıkıntı yok. Şurayı da aynı şekilde. Aynen abi, şöyle direkt bağlayacağım. Yani böyle bağlayalım. Çünkü şurayı direkt bu tarafa bağlantılar yapmak bence daha kolay olur sanki. Öyle düşündüm. Şöyle bakalım. Şimdi abi şöyle ikili yol gitsin buraya. Buraya bağlansın. Şuradan geldi mesela eleman. Şuraya bağlayacağım bunu. Aynen. Sonra şurayı 4 şerite yükselteceğim. O abi tam şuraya bağlamamışız. Yani şuraya bağlamamışız. Onu biraz kaldıralım. Veyahut da şöyle de yapabiliriz. Şuradan bir yolu çıkartıp şurayı da 4 şerit yapabiliriz. Sonra burayı 2 şeridini bağlayalım.
Şimdilik şurası iyi oldu bence, böyle bağlantılarını yapmış olduk. Buradan gelen buraya girdi, buradan giden de buraya girmiş oldu. Tabii ekstra bağlantılar da yapmamız gerekiyor. Ondan önce abi şurayı biraz düzeltelim. Şu kısımdan sanırım 4 şerit yapmışız. Aynen şu kısım olması lazım. Şurayı hemen yükselteceğim. Aynı şekilde şurayla birlikte. Sonra şurayı da 2 şerite düşürteceğim. Aynen abi, burada şeyleri düzgün yapmamız çok önem arz ediyor. Çok daha rahat bağlantılar yapmış oluruz böylece. Şöyle şu diğer iki kısmını da yapayım arkadaşlar, öyle devam edelim. Arkadaşlar şöyle bir yer yaptım, bence mükemmel oldu. Tam bir böyle karman çorman gözüküyor ama yine de güzel oldu bence. Böyle kendimizin yaptığı yollar bence çok daha güzel oluyor. Daha böyle doğal gözüküyor sanki. Şurada dediğim gibi 4 şeritli yolları böyle iki yer ikişer şeritle ayırdım arkadaşlar. İşte şuradan gelen bir kişi bu tarafa da 2 şerit gidiyor. Buradan gelen de 2 şerit gidiyor. Buradan giden de bu şehre girmek için 2 şerit, sonra 4 şerite çıkıyor. Aynı şekilde buradan gelecek eleman da şuradan 2 şeritte gelip 4 şerit devam edip 3 şeritte de şehre ulaşıyor. Bence çok daha mantıklı oldu. Biraz şuralarda eğimler biraz daha şey düzgün yapılabilir. Ama bence gayet güzel oldu yani. Güzel bir burada yol değişimi kavşak yeri yaptık. Şimdi asıl mesele şeyi yapmak, burayı yapmak. Burası biraz daha zor olacaktır diye düşünüyorum. Ondan önce abi şeyi yolları bağlamadan önce otobanları bir ana merkez yapalım istiyorum. Aynı bizim burada yaptığımız gibi, şehir merkezinde yaptığımız gibi burada da başlatalım diye düşünüyorum. Bu arada oyun nedense çok daha fazla donmaya başladı. Güncelleme de gelmedi halbuki. Bir şey var yani, bir muhabbet var ama ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle bir başlatacağım. Arkadaşlar burada da dediğim gibi orayla aynı bir bağlantı yapalım. Şehir merkezinde yaptığımız gibi çok daha güzel gözükecektir. Şöyle yapabiliriz. Aynen abi, şöyle bir başlatacağım. Şimdilik sadece böyle bağlayacağım. Sonra abi şimdi şöyle geldi değil mi? Burası kaç şey yaptık acaba burayı? Şöyle bakıyorum. 128 yapmışız. Arkadaşlar şimdilik şöyle bir bağlantı güzel oldu bence. Böyle bir orta merkez olur burası. Tabi merkez bir tık daha şöyle şuralarda olsaydı iyi olurdu ama şimdilik çok büyük bir yer yapmak istemiyorum. O yüzden şimdilik bununla idare edelim. Şöyle yapacağım. Şimdi şu kısımdan şöyle düşündüm arkadaşlar. Şöyle bir yer yapalım. Aynen abi, sanki şöyle bir şey yapsak ortaya güzel olur gibi. Ve başka planlarım da var bunun için aslında. Ne kadar eşit yapabiliyoruz acaba? Şöyle bakıyorum. Şurada 4 alan var. Burada da 4 alan var mı? Sağ tarafa bakıyorum. Aynen abi, tam eşit oldu burası. Şöyle bunu devam ettireceğim. Düz devam ettirelim. Şöyle. Aynı şekilde burayı da. Sonra yine aynı şekilde şurayla şuranın bağlantısını karşıdaki gibi yapacağım. Eşit mi diye bakıyorum. Aynen abi, çok güzel eşit. Güzel oldu. Şimdi şöyle yapacağım. Şu bağlantıları kaldırmak istiyorum. Hatta şunları da kaldıracağım. Bu ortası böyle olacak arkadaşlar. Çünkü şey de eklemek istiyorum. Hatta direkt söyleyeyim. Şurada neyimiz vardı? Tramvay hatları çekmek istiyorum. Tramvayı böyle ortalı yapacağım arkadaşlar. Buralarda iki istasyon olacak. İşte birisi şehre gidiş, biri şehre geliş gibi olacak. Yani ne demek istiyorum? Şöyle bir buraya geldi mesela, buradan da buraya gidecek. Bu orta kısmı biraz daha ona adayacağım. Hatta buraya bir tane de tren istasyonu koyabiliriz. Şimdilik sadece böyle bir başlayalım. Bir abi şöyle bir temel bir şeyimiz çıksın ortaya ki ona göre ne yaptığımız belli olsun. Sonra da inşa etmeye başlarız yavaş yavaş. Umarım burada çok fazla trafik olmaz. Her zaman trafik problemi yaşıyoruz. Endüstri de. Şöyle olabildiğince yolları düzgün ekleyelim. Büyük büyük ekleyelim. Aynen abi, böyle büyük büyük eklemek çok daha bizim işimize gelir. Şurası kaç acaba? 96. Şöyle bakalım, 96 burası.
Şöyle koysak da olur. Çünkü bunu da şöyle yapacağım. Buradan bir tramvay da böyle ortadan dolanabilir. O öyle düşündüm. Büyük ihtimal öyle yaparız. Çok daha mantıklı olur abi. Çünkü burada da tramvayların dolanması mantıklı olur bizim için. Şimdi buraya gelirsek, buradan nasıl bir bağlantı yapsak? Üstünden geçirmemiz çok daha mantıklı olur. Çünkü şöyle yapsak, bu sefer de işte burada trafik olduğu zaman veyahut da trafik olmadığı zaman bile trafik yapacaktır bize. O yüzden yani burayı şöyle yapalım. Şöyle biraz devam ettirelim. Şimdilik düz devam ettireceğim. Şöyle yükseltsek burayı. Buradan yükseklik koyabilir miyiz? O koyabiliyoruz. Çok iyi. Aynen abi, hiç uğraşmamıza gerek yok yani. Böyle idare edelim şimdilik. Şimdi bağlamaya gelirsek nasıl bağlayacağız burayı? Şimdi şöyle bakıyorum. O bu arada burada bir problem var. Burada niye bir çöp problemi var? Çöpler birikiyor diyor. Abi burada çöp merkezimiz var, gözünü seveyim. Yani buradan bu eleman bunlara gidemiyor mu? O mu demek oluyor acaba? Garipmiş yani. Böyle yakma tesisi falan mı eklesek buraya acaba? Bilemedim bunu. Neyse bunlar dursun ya. Problem olmayacaktır büyük ihtimal. Şimdi nasıl bağlasak? Asıl mesele o. Şimdi şöyle yapalım. Şu yolu ben yine devam ettireceğim abi. Yani şöyle bir devam ettirelim. Şuraya kadar bir gelsin. Şöyle. Yani şurada birleştirelim. Eşit birleştirelim. Bu yol gitsin böyle. Aynı şekilde şuradan da şöyle gidebilir. Aya şimdilik böyle olsun. Şöyle mi yapsak acaba? Bu yolu şöyle buraya mı taşısak? Sonra buradan bir güzel bir bağlantı mı yapsak şöyle ikisine? Aya olabilir. Öyle yapalım bence. Şu yolu biraz eğim verelim. Şuradan buraya bağlayalım. Arkadaşlar şimdilik şöyle bağladım. Buraya eğimi verdim. Şurada bir dönüş yeri yapsam mı diye düşündüm. Bence yapalım. Hatta bunu 5 şerit diye de yükseltelim abi. Aynen, bir saniye. Bunu 5 şerit diye de yükseltmek istiyorum. Çünkü burada bayağı bir yoğunluk olacak. 5 şerit bir şimdilik yapalım. İşimize nasıl geliyorsa sonra ona göre devam ederiz. Sen şuranın herhalde yanlış yöne doğru verdim. Aynen şöyle düzelttiğimiz zaman tamam mıdır? Bu arada şuradan direkt ne denir? Sola dönmelerini istemiyoruz. Burası şimdi buradan girdiler. Mecbur bu tarafa dönmüş olacaklar. Çünkü eğimden dolayı şöyle yapmamız gerekiyor bu yolları. Hemen şöyle tekrar 3 şerit de alalım. Bu yol şimdi geliyor abi. Yani şöyle geldi bu yol. Buraya şöyle bağlanması daha mantıklı olur. O pardon, şu dönüşünü yanlış yapmışım. Neyse onu düzeltiriz, o problem değil. Şöyle de bu olması gerekiyor. Aynen abi, şunun sadece yönünü yanlış vermişiz. Şöyle yapmamız gerekiyor. Aynen abi, şimdi oldu. Aynen şimdi oldu. Şöyle yapalım. Şurayı acaba 4 şerite mi düşürsek? Çünkü burada 3 geldi. Buradan 3 gidiyor. Yani şurayı 3'e düşürmemiz gerekiyor ama burada bir muhabbetimiz var. Bura olmuyor tabii. Şöyle burayı tekrar bir bağlayalım. Dediğim gibi girişi ne kadar düzgün yaparsa bizim işimize o kadar iyi gelecek abi. Aynen şöyle yapalım. Abi yok, burayı geri düzeltemiyoruz. Geçerli şekil diyor. Anarşi ile yapabiliyorum. Anarşi ile yapalım şimdilik şöyle. Aynen abi, hatlar böyle çok daha düzgün oldu. Şimdi burayı yapalım. Şimdi buradan geldi eleman. Şöyle buradan çıkıyor. Yani buradan çıkması gerekiyor. Şöyle yapalım. Şuradan şöyle bağlayacağım abi. Yani şöyle iyidir. Yani buradan geri çıkacak. Şuradan da girmesini istiyorum. Yani şöyle buraya da girecek. Yani çok mantıklı oldu abi bence. Şöyle bir bitirelim burayı. Sonra şu muhabbetlerini yapalım. Yani şimdi buradan da şuradan girecek. Değil mi? Aynen. Yok pardon. Buradan girmesi gerekiyor. O yüzden şöyle yapmamız gerekiyor. Yok abi, bir saniye. Yanlış mı bakıyorum? Hani şuradan girmesi gerekiyor. Pardon. Yanlış bakıyormuşum. Şöyle.
buradan da çıkması gerekiyor. Büyük ihtimal doğru yapıyorum ama şöyle bir uzaktan bakmamız gerekiyor. Aya doğru yapmışım. Sadece bir tık şunu düzeltmek istiyorum. Aynı burada yaptığımız gibi olsun, güzel gözüksün. Şöyle yapalım burayı da dümdüz yapsak. Aya bir saniye şöyle dümdüz yapalım. Ha, çok mantıklı oldu bence. Güzel gözüküyor da. Aya güzel gözüküyor. Şöyle yapacağım şimdi. Şurayı 3 şerite. Burayı da aynı şekilde 3 şerite düşürteceğim. Şurada biraz problem olabilir mi diye bakıyorum. Sanki burada olur gibi. Aya arkadaşlar burada büyük ihtimal şurası mantıksız oldu. Niye diyeceksiniz? Şimdi şuradan 3 geldi ya. Buradan bu eleman 3 geldi. Sanki buradan sadece dönecek gibi duruyor. Şimdi burası da çıkış. Mantıken bu elemanı buradan rahat bir şekilde çıkabilmesi lazım. Şimdi bunu biraz daha farklı vermemiz gerekiyor. Veyahut da şöyle mi yapsak? Şu orta kısmı kaldırıp hatta şurayı da şöyle mi yapsak abi? Sanki bu daha mantıklı olur gibi. Şimdi buradan geldi. Herhalde yanlış oldu. Ha abi yanlış oldu. Düşündüğüm şey olmayacak sanırım. Şöyle bir tekrar düzeltmeye çalışsam. Arkadaşlar şöyle biraz daha arasını açtım ama pek hoşuma gittiği söylenemez. Burayı biraz incelemek istiyorum. Hani burada bir trafik akışımız olsun. Ondan sonra bir bakalım, ona göre bir düzenleme yaparız diye düşünüyorum. Sanki şu kısım biraz mantıksız olduğu gibi, bilemedim. Biraz trafik aksın. Ondan sonra buraya güzel bir eğimli bir şey yaparız diye düşünüyorum. Aya abi şimdilik başlatalım şöyle. Şuralardaki trafik ışıklarını kaldıracağım. Aynen, özellikle şu ana hatlarda trafik ışığımız olmasın. Aynen. Tabii ki de ilk yapmam gereken şey şehre elektrik sağlamak. Şehre artık elektrik satın almayalım diye düşünüyorum. Hazır başlamışken. Öncelikle şöyle yapacağım. Abi şuradan hemen yolumu alacağım. Şu kısmı bağlayacağım. Şurayı da aynı şekilde şöyle şurayla birleştirmek istiyorum. Tabi biraz eğimli birleştirebiliriz. O burayı biraz yamuk koydum. Umarım şununla ilgili bir mod gelir arkadaşlar. Şu şeylerle ilgili bir mod gelir. Hatta bu developerların o videolarında şey var arkadaşlar. Siz seyrettiniz mi bilmiyorum. Move it modu var. Bilir misiniz bilmiyorum. Cities Skylines 1'de Move it modumuz vardı. O tekrar gelecek. Yani bu haber çok güzel oldu bizim için. Move it moduyla atıyorum mesela şuradaki bir nodu alıp çok güzel bir şekilde taşıyabileceksiniz. Eğimleri çok güzel yapabileceksiniz. Yani umarım problemsiz gelir bu mod yapımı. Beta gelecek dediğim gibi. Umarım çok batırmazlar abi. Arkadaşlar şimdi şöyle yolları koymuşken şöyle düşündüm. Bu yolları, şu büyük yolları şey yapalım. İçindeki ara yolları tek şerit yapalım. Mesela şöyle şuradaki mesela bir yol koymuştum. Şöyle buradan girsinler mesela. Sonra bu yol mesela şöyle devam etsin. Buraya bağlansın. Sanki şöyle mantıklı olur gibi. Veyahut da bunu buraya bağlamayalım. Bir saniye. Burayla hiç dokunmayalım bence. Şöyle yapacağım. Şuradaki yolumu alacağım. Hatta burayı da şöyle bağlayalım bence. Hani şu kısımla bunu da böyle bağlayalım. Aynen abi, bu orta kısma hiç dokunmayalım. Buraya dediğim gibi servis binaları koyalım. İşte tramvayı koyalım, treni koyalım. Hatta belki gerekirse yine böyle bir yer yapalım. Endüstri içinde bir yer yapalım. Buraya da kargo terminalini yerleştirelim diye düşünüyorum. Tabii buradaki trafik durumuna bakmamız gerekiyor. Aynen şimdi şunu koyduk. Aynen abi bunu geldi. Buradan düz bir şekilde ne denir, araç geldi buraya, girdi abi, buradan da direkt çıksın. Yani buradan tekrar girmesinler. Giriş yapanlar buralardan dağılsınlar diye düşündüm. Aynen böyle sanki mantıklı olur gibi. Sanki mantıklı olur gibi. Tabii hemen şöyle bir bunları hızlıca bir yapayım. Ondan sonra trafiğe göre davranırız, ne yapacağımıza bakarız. Arkadaşlar şöyle arayollarını çektim, gayet güzel oldu. Şöyle yaptım. İşte buradaki yollar böyle içe tarafı, yön tuşlarında da görüyorsunuz zaten, şöyle içeri, buradakiler de bu tarafa. Yani şöyle bu ortadan da akacak trafik,
Yani buradan mesela çıkacaklar. Genelde buradan çıkacaklar. Kenarlardan ne denir? Ara yollara girecekler. Öyle düşündüm. Umarım güzel olur. Böyle bir trafik problemi çok yaşamayız diye düşünüyorum. Umarım. Şöyle yapalım. Şimdi buranın elektrik suyu burada tabii ki de suyumuz yok. Şöyle dışarıdan çekmemiz gerekiyor. Özellikle şuradan çekmemiz gerekiyor. Şöyle yapalım. Şu yol getiriyor abi bize hemen. Şu yolda alalım. Direkt hızlıca buraya bağlayalım. Yani şöyle bağlasak yeterli. Elektriği de şöyle düşündüm arkadaşlar. Artık buradan üretelim. O yüzden şöyle biraz başlayalım önce. Ortayı dediğim gibi doldurmayacağım. Mesela sadece şu ikisini bir dolduralım. İşte sonra şöyle yapalım abi. Şurada nedense arkadaşlar gördüğünüz gibi her yeri mükemmel yaptım. Şurada ne olduysa buralarda bu şeyler bozuldu yine. Sebebini bilemedim onun. Nereden neden olduğunu bilemedim onu. Şimdi şu kadar boyadım arkadaşlar. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Şöyle bakalım. Gerçi yetmezse biraz daha artırırız. Hemen şöyle şuna geçelim artık. Elektriğimiz nerede abi? Şimdi elektrik her şey açık bizde. Haliyle her şeyi açarak oynuyoruz. Şöyle yapabiliriz aslında. Direkt küçük kömür santraliyle başlayalım. Tabi bunlara haliyle buralara sığmıyor doğal olarak. Şöyle yapabiliriz. Şurada ben şu yolu biraz böyle şey çektim. Nedeni çok yakın çektim. Burayı kaldıralım. Aynı şekilde şurayı da kaldıracağım. Burası biraz elektrik bölgesi olsun. Aynen abi. Mesela şöyle şuraya koyalım. Ara yola baksın yine. Dediğim gibi bunun trafiği şuradan gelsin buraya gitsin. Şöyle buna bağlamamaya çalışacağım. Şimdilik bir tane yetiyor mu? Aynen gayet güzel. Şimdi abi biraz hızlandıralım. Şu insanlar yerleşsin. Biz de şuraya o sırada treni koyalım. Tabii ki de öncelikle normal tren istasyonu koymak istiyorum. O abi buraya koyamıyoruz deme bana. Hayda. Buraya da koyamıyoruz. Buraya da koyamıyoruz. O zaman şöyle yapacağız. Abi, aynen çözüm bulalım hemen. Hızlıca. Şöyle yapalım. Şuradan bize bir hat çekelim. Aynen şöyle bir hat çekelim. Tabi şuraya bağlamayı hiç istemiyordum ama maalesef bağlayacağız gibi gözüküyor. Aynen şöyle koyabiliyoruz. Aynen şöyle herhalde ortalığı oldu mu onu da bilemiyorum ama böyle koyalım. Şöyle de yapalım biraz şu yolu ilerletelim ki şuradaki bağlantıları da olsun. Aynen bu mesele burada oldu değil mi? Yani bu şimdilik burada olsun arkadaşlar. Şöyle yapalım o zaman. Diğer tramvayımız nerede? Tramvay deposunu tabii bu yine buraya koymak istemiyorum. Şuraya bir yer yaparız. Buradan çıkar, buraya girer. İşte burada bir iki şeyimiz olur. İşte ne denir? Tramvay hattımız olur. Gelir gider gibi yapabiliriz. Sonra da işte buraya tekrar bağlanır. Buradan da büyük ihtimal şu yoldan gitmiyor değil mi bu tramvaylar? Aya bir saniye bunu tramvaya çekemiyoruz. Yani ana yollara çekemiyoruz. Haliyle bunlara da tren yolu gibi çekmemiz gerekecek büyük ihtimal. Bu arada buraya neden şu anda trafik gelmiyor diyecektim, birkaç aracı görmeye başladım. Yani şu anda buraya trenle gelmeleri çok daha güzel olur. Aynen abi şöyle trenimizin ikinci hattını bağlayabiliriz artık aslında. Şöyle yapalım. Şuradaki ikinci hattı kullanalım. Gerçi bu ikiyi mi kullansak? Yani bu ikiyi şöyle şu tarafa gidecek bir tren için kullanırız. Şu üçüncüyü kullanalım. Aynen abi şu üçüncüyü kullanmak sanki daha mantıklı olur gibi. Yine aynı şekilde yapacağım. Şuraya kadar getireceğim. Burada yükselteceğim. Yani şunun gibi olsun ki düzgün gözüksünler. Aynen abi şöyle iyi miyiz? Gayet güzel. Bunu bu hatta bağlayalım mı? Onu bilemedim şimdilik. O abi hemen araçlar gelmeye başladı. Çok güzel. Tabi şuradaki araçlar biraz absürt davranacak. Bunun da çözümü aslında şu. Ne denir? Şuradaki yol. Altıya bölünmüş şu yol. Ha, bunu yapmamız gerekiyor buraya ki elemanlar gir çık yapmasın.
şöyle bunları değiştirmemiz gerekiyor. Yani mantıken böyle olması gerekiyor. Yoksa gördüğünüz gibi elemanlar yolun ortasında dönüyorlar abi. Aynen. Bunu engelliyor şu ortadaki şerit. Aynen bunu yapalım, öyle yapalım. Şimdi bu tren hattı yerin altından mı gelse? Çünkü tramvay hatları olacak burada. Sanki treni yerin altına koysak daha mantıklı olur gibi. Bir de şöyle yapalım. Şu yolu ben şuraya koyacağım. Biraz daha yakına koyalım. Şöyle yakına koyalım. Maksadım şu olacak. Yani şuradaki biraz daha bize alan versin. Şurada ondan dolayı böyle yapmak istiyorum. Şöyle ortalı herhalde. Aynen böyle iyidir gibi. Yani şuradan da tam giriş çıkışlarını koymuş olduk. Şimdi şu tren hattını tamamen yerin altından getirmek istemiyorum. Çünkü metro hatlarımız da olacak. Onlarla ilgili problem yaşamayalım. Şöyle yapalım abi. Şimdilik aynı şunu da getirdiğim gibi şöyle yanından gitsin. Şurada bir bölünsünler. Şuradan yerin altına girsin. Yani şu kısımdan girse o karşıya geçirmemiz gerekiyor. O zaman şöyle yapalım. Buraya kadar gelsin. Şuradan yerin altına girsin. Yani şuradan girebilir mi? Mümkün mü? Giriyor abi. Çok güzel. Şöyle buradan devam ettireceğim. Şuraya kadar gelsin. Bir saniye. Şuradan bir inelim ki ne yaptığımız belli olsun. Yani şöyle iyi miyiz? Bilemedim. Şöyle biraz ilerleteceğim şu treni. Sonra buradan inse mümkün mü? Herhalde mümkün değil. Tam dibinden yapmak da istemedim ama herhalde dibinden yapacağız gibi gözüküyor. Şöyle yapalım o zaman. Dibinden insin abi. Aynen şöyle. Buradan düz gelsin. Şu diğer tarafta eğimli bağlarız. Yani şuraya kadar gelmesi bize yeterli. Sonra şöyle yapalım. Şu aşağıdaki hattı silelim. Şuraya şöyle bağlayalım. Mantıken biraz daha düzgün gözüksün. Şurayla birleşiyor mu? Bu nereye eğim veriyor abi? Şu çizgiler. Onu göremedim. Ha, sanki herhalde bu. Aynen. Şöyle bağlamış olduk. Bence güzel oldu. Şimdilik şu bu hat bize yeterli diye düşünüyorum. Aynen abi. Sonra endüstriyi büyüttüğümüz zaman şu, bu hat buradan devam eder. Şöyle ilerilere doğru gider diye düşünüyorum. Şimdi hemen hattımı çekmek istiyorum. Aslında bunu şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Yapalım mı bilmiyorum. Buradan çıkartıp buraya bağlayalım. Buradan da insanlar gelsin. Burada çalışsınlar. İşte ne bileyim şehre gitmek isteyenler. Buradan da gidebilsinler. Sanki öyle yapalım gibime geliyor. Aynen abi onu da yapalım. Bence onu da yapalım. Şöyle yerin altına ver. Aslında bunu yerin altına mı versek vermesek mi? Çünkü bura biraz daha şey olsun. Tren hattı gözüksün. Aya bir saniye bunu normal şekilde yukarıdan vereceğim. Şöyle burada çıksın. Şu dibinden yapmayalım da biraz daha şöyle uzağından olsun. İşte şuraya kadar gelsin. Şuradan döndürebiliyor muyuz? Hat düzgün geliyor mu? Şöyle yaptığım zaman herhalde olur. Tabi şuranın eğimi bayağı absürt oldu. Abi şöyle yapalım. Biraz daha uzaktan bağlayalım. Aynen böyle iyi oldu. Aynen, gayet güzel bir eğim verdik. Sonra buradan devam etsin bu. Direkt böyle dümdüz şey yapalım. Şöyle haritanın dışına bağlayalım. Buradan da insanlar gelmek isterse gelsinler abi. Aynen bence gayet güzel oldu. Şimdi bir hat çekelim. Bu hatta da biraz daha böyle sarı yapmak istiyorum. Endüstride sarı olduğu için biraz sarı olsun. Burada dursun. Böyle buradan sonra da bizim şehirdeki 3. hatta bağlayalım. Herhalde şu mu? Yani buna bağlayalım. Diğer hat boş dursun şimdilik. Sonra tekrar nasıl yapsak acaba? Bu hattan gidip bu hattan mı gelsin yoksa tekrar bu şurada ikinci bir yere mi durdursak?
Sanki burada ikinci yere durdursak daha iyi olur. Burada çalışanlar olabileceği için. Aynen böyle yapalım. Aynen böyle daha mantıklı oldu. Yani buradaki insanları düşündüm. Yani bunlar da gelsin. Buradan hızlı bir şekilde buraya ulaşabilsinler. Aynen böyle sanki mantıklı olduğu gibi. Biraz işleyişine bakmamız gerekiyor dediğim gibi. Bence güzel başladık. Bu arada bu güç hattı pahalı değil diyor. Aynen herhalde bu bizim için yeterli mi? Aynen bence gayet yeterli. Bu arada şu ara ağır neden boş kalmış? İlginç yani şu normalde talebimiz de var halbuki nüfusumuz da biraz azalıyor ilginç. Şöyle yapalım biraz daha yer verelim. Buralar büyük ihtimal hızlı da olacak biraz daha şehrimiz büyüdüğü zaman. Ay abi nedense bunlar dolmuyor. Halbuki şeyimiz yok yani ne denir? Taleple ilgili muhabbeti kaldırmıştık hatırlarsanız. Şu anda ona ihtiyacımız olmaması lazım. Şimdi şöyle yapalım. Ortaya ne yapacağım arkadaşlar? Şu orta kısmına ne yapacağım? Ona başlayalım biraz. Şurada tramvay hattımız var. Çift tramvay hattı diyor. Ben şöyle düşündüm. Tek gelsin, tek çıksın diye düşündüm. Mesela şuradan atıyorum. Şuradan gelsin abi. Tabi biraz daha dekorasyonlar yapalım. Şöyle iki yer bırakalım. Şöyle geldi mesela değil mi? Sonra buradan da tam karşısından da şöyle tekrar gitsin. Aynen. Bence böyle daha mantıklı. Şöyle yaptım. Buraya bağladım. Buradan da şöyle buraya geldi. Burada biraz trafiğe sebep olabilir ama yapacak bir şey yok. Bunu koymak istiyorum dediğim gibi. Sonra bunu nasıl bir bağlantı versek de şehre götürsek. Şimdi şehrin yukarısından mı gitsin, altından mı gitsin onu öncelikle cevaplamamız lazım. Bence şimdilik şöyle yapalım. Bunu bağlamayalım abi. Planlayalım sadece. Planımızla birlikte şey yaparız. Bir sonraki bölümde yapabiliriz. Şimdilik şöyle götürelim. Bunu şöyle yapalım abi. Bağlayalım şimdilik. Hatlarını çekelim en azından. Şey yapabiliriz şu kısımdan. Şöyle yapabiliriz. Umarım buna izin veriyordur. Aynen izin veriyor tramvay hattında. Sonra da şunları ilerleyen planlarımıza kullanırız şu kısımları. Aynen abi şu kısımlarda şimdilik sadece devam etsin. Şöyle yapalım yine hatta düzeltelim. Aynen şimdilik orası kalsın. Şöyle de yapabiliriz yine aynı şekilde. Şuradan şöyle verebiliriz. Buradan da belki bir dönüş mönüş yapmak isteyebiliriz belki. Aynı şekilde şuraya da koyalım. Belki bir ikinci üçüncü hat yaptığımız zaman oraları da kullanırız. Durağı buraya nasıl ekliyoruz? Durak böyle direkt oluyor, değil mi? Aynen durak şöyle koyabiliyoruz. O abi direkt böyle durak konuluyor. Ben şey diye düşünmüştüm. Adı nedir? Böyle bir büyük bir durak gibi düşünmüştüm. Aslında şöyle yapabiliriz. Bu iki hattı şöyle yükseltelim. 4'e. Hatta şurayı da yükseltelim. Bu dönüşleri kullanırlar. Şimdi durak eklesek. Ha, bunda nedense böyle büyük bir şey düşünmüştüm ben aslında. Nasıl ne demek istiyorum? Şöyle ortasında böyle bir yer olacak. Buraya duracaklar diye düşünmüştüm ama öyle değilmiş maalesef. O zaman şöyle yapalım abi. Bir tane burada durak olsun. Bir tane karşısında durak olsun. Abi burada direkt yanlarında mı duracak insanlar? Ben ne bileyim şuraya biraz böyle otobüs durağındaki gibi hani üstü kapalı bir yer ekler veya bir şeyler koyar diye düşündüm ama hiç düşündüğüm gibi olmadı. İlginçmiş bu da. Neyse abi şimdilik böyle kalsın bunlar. Bence arkadaşlar güzel başladık buraya da. Bu arada tren hatlarımızı ne kadar kullanıyorlar? Şöyle bir bakalım 200, 150, 45. Sarı tabii yeni ekledik. Buraya fazla bir binamız da yok. O abi bir saniye. Biz şehrimize hiç insan eğitimli insan koymadık. Haliyle yani buraya insan gelmiyor. Aynen abi biz onu düşünemedik. Daha doğrusu ben düşünemedim. Aynen şu anda şehrimizde eğitim sıfır. Hani gördüğünüz gibi hiçbir şeyimiz yok. Şöyle yapalım. O zaman arkadaşlar bu bölüm
Endüstriye sadece giriş yapmış olalım. Bir sonraki bölüm ben kampüs yapabilirim arkadaşlar. Şurada büyük bir alana kampüs yapalım. Direkt kampüs yapmak istiyorum. Çünkü şehri böyle sistematik götürüyoruz. Yoksa yani ben de biliyorum şöyle her yere işte lise ekleyelim, işte ilkokul bir şuraya bir şuraya. Öyle yapmak istemiyorum. Biraz daha sistematik gidelim. Öyle yapalım aynen. Şimdilik bu bölümde sadece endüstriye giriş bölümü niteliğinde olsun arkadaşlar. Aynen, bence gayet güzel yaptık, tasarladık, başlamış olduk endüstriye de. Bu arada burası abi gereğinden fazla insan var burada. Tabi şuradaki insanlar sadece yürüyor ama hani buraya trene çok fazla insan var. Neden bu kadar insan var? Halbuki şurada yani 300 gibi bir sayı var. Çok düşük. Ama buraya trene giren çıkan sayısı çok fazla sanki. Bilemedim, belki de bana öyle geliyor. Şimdi arkadaşlar şöyle düşündüm. Bir sonraki bölüme başlamadan önce bu videodan sonra şöyle yapalım. Ben arkadaşlar şurayı bitireyim. Bitireyimden kasıt en azından şurayla şurayı bir böyle bir dekorasyonlu güzel bir yer yapalım. Şu ortaya da bir dekorasyonlu güzel bir yer yapayım. Ondan sonra da buradaki bir kampüse bir sonraki bölümde başlarız diye düşündüm. Bence mantıklı yani. En azından endüstriye girdik. Bence güzel bir başlangıç yaptık. Arkadaşlar bu bölümü de burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölüm büyük ihtimal dediğim gibi ya kampüs olur ya güncelleme ile ilgili bir video yapabilirim. Çünkü bayağı bir büyük güncelleme, modlar geliyor, DLC'ler geliyor. Onunla ilgili bir şey yapabiliriz. Veyahut da direkt kampüsü de yapabiliriz. Bu videoyu şimdilik burada bitireceğim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.